yapıyorsun Çilek? Resim. Ödev. Öğretmen sevdiklerinizin resmini çizin dedi. Ben de hepimizi çiziyorum işte. Bunlar kim? Ben, Betüş, Eda teyzem. Ne yapıyorsunuz? Sihir. Sihir mi? Evet, bu resimde biz Peri'yi size sihir yapmayı öğretiyoruz. Ay Çilek, aynı Avni amca gibi konuştun. Okuldaki davranışlarımı babama anlatmak zorunda mıydın Ceren? Bak şimdi babam da teyzemlere anlatıyor. Oh, oh, canıma değsin. Hadi bakalım çocuklar, çabuk çabuk yemeğinizi yiyin. Sonra da teyzeniz de amcanız geldiğinde onlara merhaba deyip doğru odanıza ders çalışmaya çıkacaksınız. Anlaşıldı mı? Öyle büyüklerin yanında saatlerce oturmak olmaz. Aman baba ya, her misafir gelmeden önce şöyle tembihlemesen olmaz. Cem, benimle lütfen biraz daha saygılı konuşabilir misin? Delikanlı oluyorsun diye sesimi çıkartmamaya çalışıyorum ama biraz fazla ileri gidiyorsun. Abim okulda öğretmenleriyle de böyle konuşuyor baba. Ne? Cem? Yalan söylüyor baba. Ben yalan söylemiyorum. Haftalığımı verseydim sana saklayabilirdin değil mi? Hiç de değil. Anlaşıldı. Demek ki senin öğretmenlerine gidip benim görüşmem lazım. Saçma baba ya, ben kocaman adam oldum. 8. sınıfa giden kimsenin annesi babası okula gelmiyor. İtiraz istemiyorum. Geleceğim dedim mi geleceğim. Ne kadar adam olmuşsun, bir de öğretmenlerin ağzından duyalım bakalım. Ha bu arada Cem Bey, 18 yaşına gelene kadar hala velin biziz. Anlaşıldı mı? Aa, canım kızım, sen niye sessizsin bugün? Hiç, iyiyim. Kreş nasıl geçti Çilek? Bugün ne öğrendin? Kardeşlik ve arkadaşlığın ne demek olduğunu öğrendik. Onlarla her şeyin paylaşılacağını, hatta en gizli sırların bile anlatılacağını. Yok canım, o kadar da değil. Yani bu zamanda babana dahi güvenmeyeceksin. Bu benden sana baba nasihati, anlaşıldı mı? Neyse. Biz seninle bu konuyu daha sonra uzun uzun konuşuruz. Ha? Tamam mı? Peki. Ben duydum. Eline sağlık Firuze abla. Afiyet olsun canım. Hadi hadi, gevezelik etmeyi bırakın da çıkın odaya giyinin. Ya abi bırak, sonra giyiniriz. Cem ne yapıyorsun? Rahat bırak kızları. Ben kaldırmazsam kalkacakları yok Firuze abla. Öyle mi orada artık? Gidip pijamalarını çıkarsınlar ki odadaki işleri bitsin. Ah, hem biz ablamla çizgi film izleyecektik. Sonra değişecektik. Hem bugün tatil. Burak da rahat rahat oturalım. Gidip be. Önce giyinin sonra izlersiniz çünkü. Birazdan itibaren odaya girme şansınız kalmayacak. Yine mi Tuğçe gelecek? Evet ufaklık. Of, bıktım ben hafta sonu onun gelmesinden. Benim erkek arkadaşım olunca ne olacak? Nöbetleşe mi gelecekler? Bana bak, bir daha sakın benim yanımda erkek arkadaş lafını ağzına alma. Çünkü ben izin vermeden senin erkek arkadaşın olamaz. Yok canım, senin kız arkadaşın oluyor da benim niye erkek arkadaşım olmuyormuş? Sen daha küçüksün de ondan. Aşkın yaşı olmaz. Hem benim erkek arkadaşım olunca ne olacak? Hafta sonu bize sırayla mı gelecekler? Hele sen hiç konuşma. Cem, kızlar didişmeyin. Biz bu cumartesi gününü Çilek'le odamızda oynayarak geçireceğiz abi. Hiç kusura bakma. Bana inat mı yapıyorsun? Evet, odamızda oturmak bizim de hakkımız. Bu defa siz salonda oturun. Hayır efendim. Tuğçe ile ben odada oturacağız, siz de burada. Firuze ablanın yanında. Hayır! Bakın, babamı arar şikayet ederim. Evet. Zaten o da dün yemekte ne dedi? Yarın rahat bırak da kardeşlerin odada oynasınlar dedi. Doğru söylüyor, ben de duydum. Bir haftalığım verim, yeter ki odaya girmeyin. İki, üç de abla. Yok artık. Üç ya da hiç. Üç ya da hiç. Anlaştık ama kapıda dinlemeyeceksiniz. O zaman 4 haftalığını alalım. 3,5. Kapıyı dinleyin ama sırrı tutun. Kabul. Çak çak çak. Merhaba, girebilir miyim? Tabii girebilirsin Tuğçe, hoş geldin. Biliyor musun, çok kötü bir şey oldu. Biz bu evden taşınıyoruz. Biliyorum, baban anlattı. Hem de Ceren'le bana çok güzel bir oda yapmışken. Hayır bana. Ya niye anlamıyorsun abi? Bize. Neyse ne, hadi odadan çıkın da Tuğçe ile beni yalnız bırakın. Hiçbir yere çıkmıyoruz. Hadi gidelim abla. Onlar burada otursunlar. Odamıza gidelim. Nasıl olsa o oda artık bizim. Benim. Pışık bizim. Hadi hadi. Bak koparacağım o dillerinizi. Sakin ol Cem.
Tamam, sakin oldum. Sakinim, sakin, sakin, sakin. Niye taşınıyorsunuz? Burası Umur amcanın evi de ondan. Bildiğim kadarıyla onun evlenip de buraya taşınacak bir oğlu yok. Babam bugün istifa etmiş. Umur amca da babamın hem patronu hem ev sahibimiz olunca... Niye gülüyorsun? Demek ki taşınmıyorsunuz. Nereden çıkardın bunu? Cem, bir düşünsene. Baban Umur amcanın yanından kaç kere istifa etti. Ve her defasında o gaddar adam baban işe dönsün diye ona yalvardı. Ve benim yufka yürekli babam da her defasında işine geri döndü. Evet, bak gel yine aynı şey olacak. Bu defa hiç sanmıyorum. Ben çok eminim. İstersen iddiaya bile girerim. Tamam, girelim. Eğer senin dediğin gibi olursa dile benden ne dedersen. Anlaştık. Eğer ben kazanırsam bir akşam bize geleceksin ve babamla konuşacaksın. Ne? Babanla mı konuşacağım? Biz Tuğçe'yle birbirimizi seviyoruz diyeceksin. Bu ciddi bir ilişki. Büyüyünce de evleneceğiz diyeceksin. Yapamam. Niye? Çünkü babandan korkuyorum. Hem sen niye her iddiaya girdiğimizde benden bunu istiyorsun? Artık aileme Cem en iyi arkadaşım demekten sıkıldım. Onlara yalan söylemek istemiyorum. Gel de seni yakından tanısınlar. Gerçeği söyleyelim. Peki ya ben kazanırsam? Ne istiyorsun? Beni öpmeni. Minicik şuradan. Bakarız. Kabul mü değil mi? Hem ne zamandır beraberiz? Minicik bir öpücükten ne olacak ki? Bu hayatımın en önemli anı olacak. Tamam. Daha yeni evimizi bulmadan eşyaları mı topluyorsun baba? Yavrum, böyle kullanılmayan şeyler bir köşede dursun istedim de. Yani bu evden kesin taşınıyoruz. Evet, yarın ilk işim yeni bir ev bulmak olacak. Bulunca da buradan hemen gideceğiz. Oğlum? Yok bir şeyim. Niye öyle gülüp gülüp ondan sonra dudak büzüyorsun yavrum? Ha? Ay. Hay Allah. Sinirleri bozuldu tabii çocuğun. Al hayatım bir bardak su iç. Hadi. İç iç iç. Ya bir şeyim yok merak etmeyin ya. Bu evden taşınıyoruz diye çok üzülüyorum. Ama dün Tuğçe ile iddiaya girdik. Eğer bu evden taşınırsak ben kazanacağım. Tuğçe de kaybedecek. Ve beni öpecek. Ondan gülüyorum heyecandan. Bu arada Ceren de Çilek nerede? Geçici odalarındalar. Hadi git kardeşlerini çağır da yemek yiyelim. Bak her şey hazır. Orası geçici de olsa benim odam. İyi insanlar lafların üstüne gelirmiş. Geldiler. Hoş geldiniz. Ay Ceren ne bu hal? Şemsiyemi sınıfta sıranın gözünde unuttum. Albüm de beni şemsiyenin altına almadı. Şemsiyenin altına 3 kişi sığmıyor. Bir tercih yapmak zorundaydım. Tuğçe'yi seçtim. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardım. Erkek olsaydın da sen kalsaydın yağmurun altında. İkimize verseydin şemsiyeyi. Haklı. Seni seven kalbim sana deli oluyor anla sana. Sana dayanamıyorum. İnan ki sensiz mutlu olamıyorum. Bravo, bravo, harikasın. Beni sizler yarattınız. Cem, ben artık gitsem iyi olacak. Biraz daha otur Tuğçe. Az sonra babam gelir seni eve bırakırız. Çok geç oldu. Annemler akşam yemeğinde evde ol dediler. Arayıp izin alayım. Bu gece bizde kal. Bu havada dışarıya çıkmayalım. Saçmalama Cem. Babam daha kız arkadaşımla kalmama bile izin vermiyor. Aman nasıl olsa büyüyünce evleneceğiz. Şakanın sırası değil. Hadi kalk da beni eve bırak. Şaka yapmamıştım ama peki. Ya surat asma Cem. Ya yarın yine gelirim. Hem yarın okul yok. Daha çok beraber alırız. Yok. Yarın gelme artık. Aa. Niye?
Her gün bize geliyorsun. Biraz ailene de vakit ayır. Allah Allah. Hani sen her hafta sonu beni görmek istiyordun? Evet ama öbür gün görüşürüz. Yani ailenin her gün bize gelmene tepki göstermesini istemem. Ne de olsa erkek arkadaşın olduğumu daha yeni öğrendiler. Ailenle aram açılmasın. Yoksa sen benden bir şey mi saklıyorsun? Ne gibi? Yarın sınıftaki aptal çocuklarla halı sahadaki maça gitmeyeceksin değil mi? Yok canım. Nereden çıkardın? Evde oturup ders çalışacağım. Tamam biliyorsun. O şımarık çocuklarla görüşmeni istemiyorum. Aslında iyi çocuklar. Ama madem görüşmemi istemiyorsun, görüşmem. Ben montumu alayım da seni eve bırakayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri anne babam ve bizlerle, hayat renkli günler şeker.